Çay önünde bulunan kafataslı yapı, 450'den fazla insana ait kemik ve kafatasının ölü gömme törenleri ve kültüründe kullanılmak üzere depolandığı düşünüldüğü için ilgi çekici bir yerdir. Burada görülen ölü gömme şekilleri ve ölülerin yanlarına bırakılan eşyalar, bölgede yaşayan insanlar arasında bir statü farkının olduğunu gösteriyor. Muhtemelen buraya herkes değil, sadece saygın kişiler gömülüyordu. Bazı iskeletlerin kilden malzemelerle tekrar sarılarak bir deri gibi kaplanması ve gözlere çeşitli parlak taşlar konulması ise onları tekrardan hayata döndürmeye çalışma çabaları olarak yorumlanıyor. Göbekli Tepe kazılırken de insan kemiklerinin ve insan gömülerinin bulunacağı düşünülüyordu. Klaus Schmidt burayı ilk keşfettiğinde de ölümle ilgili ritüellerin gerçekleştirilmiş olabileceğini öngörüyordu. Fakat uzun bir süre Göbekli Tepe'de insana dair iskeletler ve mezarlar bulunamadı. Böyle olunca bilim insanları Göbekli Tepe'de ölümle ilgili ritüellerin yapılmamış olabileceğini düşündü. Bunun üzerine Klaus Schmidt de insan kemiklerinin duvarların içinden ya da arkasından çıkabileceğini tahmin ediyordu. Ve vefatı sonrasında devam eden kazı çalışmaları onu haklı çıkardı. Bilim insanları 2017 yılında Science Advances'ta yayınladıkları bir makalede üst taraflarından delik 3 yetişkin insanın kafatasını bulduklarını duyurdu. Araştırmalar kafataslarının üzerindeki etleri arındırmadan bu delme işleminin öyle kolay olmayacağını gösteriyor. Yani bulunan bu insanların kafasındaki deri önce yüzülüp etler sıyrılmış, daha sonra kafanın üst tarafından çakmak taşları ile delikler açılmış. Zaten kafataslarının üzerindeki çizikler de bilim insanlarının haklı olduğunu, delme işleminden önce kafadaki bütün etlerin temizlendiğini gösteriyor. Bilim insanları bulunan bu insan kemikleri sayesinde Neolitik kafatası kültüyle ilgili ilginç bilgiler öğrendiklerini belirtiyor. Verilere göre bu insanlar kafataslarını belli bir amaç doğrultusunda temizlemiş ve delmiş. Üzerinde herhangi bir kabartma ve çizim bulunmayan bu kafataslarının bir ip yardımıyla bağlanıp asılarak sergilendiği düşünülüyor. Göbekli Tepe insanları kafataslarını bu şekilde asarak belki atalarını, belki de düşmanlarını sergiliyordu. Kafatası delme diye bahsedince aklıma Aksaray'da bulunan kafatası geldi. M.Ö. 8500'lere tarihlenen 25 yaşlarındaki dişi bir insana ait olduğu düşünülen bu kafatası 1989 yılında Aksaray Aşıklıoyuk'ta keşfedildi. Bilim insanları bu kafatasının obsidyen kullanarak özellikle delinliğini belirtiyor. Bazı bilim insanları kafatası üzerindeki hücre yenilemelerinden dolayı bu insanın delik oluştuktan sonra bir hafta kadar daha yaşadığını ve bu yüzden bunun bir tür ameliyat olabileceğini öne sürüyor. Ben bu yoruma pek fazla katılmıyor. Bu olayın da kafatası kültüyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Tekrar Göbekli Tepe'ye dönecek olursak bu bölgede bulunan dikili taş ve heykeller de burada bir kafatası kültü olduğunu kanıtlar nitelikte. Bazı heykellerin baş kısmı bilerek kırılmış veya koparılmış. Bazı heykeller ise özellikle bir kafatası tutar şekilde yapılmış. Ama en dikkat çekin D yapısındaki dikili taşta başı olmayan insan ve bir kafatası tutan akbaba motifinde görüyoruz. Kafatası kültü yakın coğrafya içinde ve Neolitik dönemde oldukça bilinen bir kült. Örneğin Nevelchör'de bulunan totem direğin üstündeki akbaba benzeri bir kuşun pençeleriyle dişi insan kafasını yakaladığı görülüyor. Bazı bilim insanları insan ve kuş ilişkisinin altında yatan sembolizmi ölen kişinin ruhunun gezintiye çıkması ya da şamanın uçması ile ilişkilendiriyor. Göbekli Tepe'deki akbaba tasvirlerinin diğer Anadolu ve yakın doğuda bulunan motiflerle paralellik gösterdiği biliniyor. Akbabanın yanı sıra Çatalhöyük'te de dikkat çeken turna kuşu gibi bazı kuşlar Göbekli Tepe'deki kabartmalarda da var. M.Ö. 7500 ile 5700 arasına tarihlenen Çatalhöyük'ün büyük Neolitik yerleşimdeki birçok yapının duvarları akbabaların büyük iskelet temsilleriyle süslenmiş. Akbaba figürlerinin farklı şekilleri Çatalhöyük'te bolca bulunuyor. Ön Türk inanışlarında olduğu gibi burada da ölen kişiler doğaya bırakılır, yırtıcı kuşlar da gelip bu insanları tamamen yerdi. Bu kuşların göğe doğru uçtukça ölülerin ruhlarının da beraberinde yükseleceği düşünülüyordu. Türkiye'de yaygın olan ve Kızıl Akbaba olarak bilinen gips fullusların cesetleri yediği kemikler üzerindeki izlerden kanıtlanıyor. Bu görseller Çatalhöyük ve Göbekli Tepe'de bulunan akbaba ve başsız insan çizimlerinin karşılaştırılmasını gösteriyor. Çatalhöyük ile Göbekli Tepe'deki sanat ayrımı işlenen yer anlamında farklılık gösteriyor. Göbekli Tepe'de motifler tapınak diye düşünülen dikili taşların üzerine işlenirken Çatalhöyük'te evlerin duvarlarında görüyoruz. Şimdilik insanların neden evlerin içinde bu kadar çok boyamalar yapıp sanat eserleri bıraktığını bilmiyoruz. Ama Çatalhöyük'te ölen bazı insanların başının gövdesinden ayrılıp kırmızı kille kaplandıktan sonra diğer iskeletin yanına belirli bir düzen alacak şekilde konulduğunu biliyoruz. Şu an gördüğünüz fotoğraftaki iskelet öldükten sonra kafası kille kaplanan bir insan kafatası örneği. Bu ise başka bir başsız insan iskeleti. Çatalhöyük ve Göbekli Tepe'yi bir arada karşılaştırabileceğimiz başka örnekler de var. Özellikle boğa çizimleri, boynuzları ve iskeletlerini Çatalhöyük'te de Göbekli Tepe'de de ve hatta diğer tepelerde de görüyoruz. Mesela Güsüröyük'teki dikili taşların etrafında törensel uygulamalarla ilgili olduğu düşünülen çok sayıda hayvan boynuzu ve yaban koyunların kafatasları görülüyor. Ayrıca bu mekanların taban altlarında da insan gömüleri var. Benzer uygulamayı Hasan Keyif Öyük'ten de biliyoruz. Göbekli Tepe'de çok miktar
miktarda yaban hayvanı kemiği bulundu. Bulunan kemiklerin hepsi de yaban hayvanlarına ait. 20 civarında memeli, kuş türü ve 2 balık türüne ait toplamda 42'den fazla farklı hayvan türü belirlenmiş. Kirpi, kurt, tilki, gelincik, alaca sansar, porsuk, yabani kedi, leopar, yaban domuzu, alageyik, kızılgeyik, yabani eşek, yaban öküzü, ceylan, yabani koyun, yabani keçi, Trakya gelengisi, Hint gerbili, kısa kuyruklu bandikut faresi, yabani tavşan, çöl faresi ve pek çok farklı kuş türü gibi çok çeşitli hayvan türlerine ait binlerce kemik kalıntısı çıkmış. Göbekli Tepe'deki avcı toplayıcı insanların diyetlerinde ise en çok ceylan ve yabani öküzün yer aldığı düşünülüyor. Yabani bizon gibi türlerin avlandığını gösteren net çalışmalar da mevcut. Örneğin bir mızrak ya da okucunun saplı kaldığı yabani öküz kemiği bunlardan birisi. Bulunan hayvan heykelleri ise genelde dişleri görünen saldırgan hayvanlar olarak ifade edilmiş. Vahşi bir duruş sergiledikleri için bazı bilim insanları bunların bölgeyi korumak amacıyla dikildiğini düşünüyor. Bölgeden yaklaşık 84 tane hayvan heykeli çıkarılmış. Bilim insanlarını şaşırtan noktalardan bir tanesi ise heykel ve betimlemelerin hepsinin bölgedeki faunayı yansıtan hayvanlar oluşu. Yani bu hayvanları çizen sanatçılar hayal dünyalarından melez hayvanlar veya canavarlar çizmemiş. Mümkün oldukça gerçekçi ve detaycı çalışmışlar. Geçtiğimiz yıllarda Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe ve çevresindeki diğer 11 arkeolojik alandan oluşan taş tepelerde kazılar başladı. Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleşen en büyük arkeoloji projesi olan bu araştırma Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Harbest Suvan Tepe, Gürcü Tepe, Kurt Tepe, Taşlı Tepe, Sefer Tepe, Ayanlar Tepe, Yoğunburç Tepe, Sayburç Tepe, Çakmak Tepe ve Yeni Mahalle'yi kapsıyor. Bizim Göbekli Tepe ile tanıdığımız ve aslında geniş bir coğrafyayı kapsayan bu kültür sürecinin ortalama 2000 yıl kadar kesintisiz bir şekilde yaşadığı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun da içinde bulunduğu verimli Hilal, günümüzdeki gibi algılanmaması gerekse de ilk köylerin ve tarımın başladığı yerlerdir. Buradaki kültür bize yüz binlerce yıl süren bir yaşam tarzında artık köklü bir değişim yaşanmaya başladığını anlatıyor. Mesela 2022 yılında Niğde Sırçalı Tepe'de bulunan arkeolojik eserler bu bölgenin geçmişini 9300 yıl geriye götürdü. Volkanik Kapadokya bölgesinde obsidyen kaynaklarına yakın bir noktada yer alan Sırçalı Tepe ilk olarak 2016 yılında yüzey araştırmaları sırasında bulunan obsidyen işleme alanı, kemik ve sürtme taş aletleriyle keşfedildi. Göbekli Tepe'yi inşa eden insanların yakınlarındaki kireç taşını kullanması gibi bu bölgedeki insanlar da en yakınındaki kaynakları kullanarak kendi kültürlerini inşa ediyordu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde şu ana kadar saptanan dikili taşlar T, ters L ve I biçimli olmak üzere 3 farklı tipte olduğu düşünülüyor. Eldeki verilere göre bu dikili taşların bölgesel olarak dağıldığı görülüyor. Örneğin Güsüreyük, Çayönü, Hasan Keyif Önük ve Boncuklu Tarla'da I formunda dikili taşlar bulunmuş ve henüz T formunda olan dikili taş görülmemiş. Özellikle Şanlıurfa Göbekli Tepe'de 200'ün üzerinde T, Nevalıçöğrü'de 13 tane T ve benzer tepelerde de T ve ters L biçimli dikili taşların görüldüğü biliniyor. Aslında bakacak olursak T şeklindeki dikili taşların birçoğu düz ve üzerinde herhangi bir detay bile yok. Ve bu T şeklindeki dikili taşlar oraya bir kere dikilmiş ve bugünlere kadar kalmış değil. Zaman zaman duvarları, zaman zaman yerleri bile değiştirilmiş. Örneğin C yapısı iç içe iki yuvarlak gelecek şekilde yapılmış. Dairenin merkezinde iki tane büyük T şeklinde dikili taş bulunur. İçindeki bazı T şeklindeki dikili taşların yer değiştirildiği en iyi bilinen örnekler arasında. Bu taşların ana kayanın üzerinden kazılıp oyularak yapıldığı düşünülüyor. 2020 yılında Cambridge Core'da yayınlanan bir makaleye göre Tel Aviv Üniversitesi'nden Avi Gopper, Göbekli Tepe'nin anıtsal yuvarlak yapılarından üçünün tek bir proje olarak planlandığını ve geometrik bir mimari sahip olduğunu duyurdu. Bu çalışma o dönemki insanların Göbekli Tepe'ye dair yapılan her şeyin bir temel amaca dayalı olduğunu göstermesi açısından da önemli bir kanıt. Bunun yanı sıra labirent biçimindeki tapınak yapıları tarih boyunca İngiltere, İtalya, Suriye ve Hindistan gibi farklı kültürlerde de görülmekte. Kutsalın insan zihninde sınırsız ama karmaşık bir biçimde kendini tekrarlama özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu kült ve özel yapılar çoğunlukla yerleşim yerlerinin özel olarak seçilmiş belirli bir alanında yer alıyor. Bunların ortalama 2000 yıllık bir süre boyunca kullanılması ve kullanıldıktan sonra planlı bir şekilde homojen bir toprak ile gömülerek üstlerinin örtülüp gizlenmeye çalışılması oldukça dikkat çekici. Bu anıtsal yapılar ve dikili taşlar dönemin topluluklarında yaşayan insanların
insanların temel düşünce ve inanışlarının sosyolojik ve psikolojik bir yansıması niteliğinde. T biçimli dikili taşların insanı temsil ettiği görüşünü benimseyecek olursak, simgesel olarak insanın belki tanrılardan da yardım alarak doğa ve hayvan üzerine bir hakimiyet kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Dikili taşlar üzerinde çizilen inançlarla ilişkili hayvan motifleri, avcı toplayıcı insan topluluklarının dünya görüşlerini oluşturan en önemli simgesel unsur olduğu açıkça görülüyor. Özellikle farklı hayvan türlerinin birbirleriyle bir iletişim halinde olması ve bazı motiflerin fazlasıyla kafa karışıklığı yarattığı da göz önünde bulundurulacak olursa, buranın sözlü hikaye anlatan insanların tanrılar, hayvanlar, kahramanlar, yaratılış ve ölüm hakkında mitler ve öyküler oluşturduğu da düşünülebilir. Burada bulunan hayvan kemikleri temel olarak ceylan, yaban sığırı, alageyik ve yaban domuzu gibi av hayvanları ve vahşi hayvanları kapsıyor. Kemik ve bitkisel kanıtlar burayı kullanan insanların avcı ve toplayıcı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani bu topluluklar henüz tarımsal faaliyetlere geçmemişlerdi. Zaten buranın yerleşim amaçlı kurulan bir alan olmadığı da açık. Burayı yapan eski insanlar muhtemelen burada şölenler vermiş, vakit geçirmiş. Ancak hayatlarını sürdürmemişler. Bu bölgeler incelenirken dönemin tüm ideolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik dinamiklerini bir arada ele almak gerektiğini düşünüyorum. Göbekli Tepe başta olmak üzere bu taş tepelerde sadece büyük taş bloklardan oluşan yapıların bulunmadığı unutulmamalı. Bu tepelerde pek çok hayvan ve insan heykelleri, taş plaklar, ok ve mızrak uçları, taş boncuklar, öğütme taşları, figürün ve totem gibi nesneler de bulunuyor. Uzun mesafeli ticaretin, organize iş gücünün, çeşitli konularda uzmanlaşmanın, hayvan evcilleştiriciliği ve tarımın denenmeye başlandığı, ilk köylerin kurulduğu ve anıtsal yapıların inşa edildiği bu bölge yeni alanların kazılmasıyla tabii ki de çok daha iyi anlaşılacak. Yapılacak kazılar sonucunda Göbekli Tepe kültürü hakkında kim bilir daha neler öğrenecek, nasıl heykellerle karşılaşacağız. Tıpkı 2022 yılında Diyarbakır Grefle höyüğünde keşfedilen Göbekli Tepe benzeri ritüeller için tasarlandığı düşünülen yapılar gibi. Fakat Göbekli Tepe'den en az 5000 yıl sonra ortaya çıkan Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının dinsel inanışları, mezar ve tapınak kültü ile Göbekli Tepe arasında dikkate değer benzerlikleri olduğu asla unutulmamalı.